Gençlere ters çıkaran Asuman Dabak nasıl genç kalıyor? Seda Sayan yeni gelin adayı İlayda Alişan'la ilgili ne dedi? Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir barıştı mı? Merak edilen tüm soruların yanıtları ve çok daha fazlası magazin turumuzda. Gençlere taş çıkaran 53 yaşındaki Asuman Dabak'ın fit kalma sırrı ne? Ben zıp zıp bir kadınım zaten. Tarık Emirtekin yalı çapkınına dahil oldu. Annesi Şevval Sam sırrı açık etti. Tabii objektif olamayabilirim diye de parantez açayım. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir barıştı mı? Son olarak da sorayım, barıştınız diye bilgi geldi. Oğulcan Engin İlayda Alişan aşkına... Çok affedersiniz. Teşekkür ederim. Seda Sayan ne yorum yaptı? Seda Hanım, Oğulcan Engin'le İlayda Alişan'ın aşkını soralım. Sinan Akçıl kiminle aşk yaşıyor? Valla özel hayatımda şu anda birisi var, itiraf edeyim. Magazin turumuza Cihangir'den başlayalım. Tatlı Hayat dizisinin menekşesi olarak aklımıza kazınan Asuman Dabak yanımızda. Önce Karadeniz dedim, bir sinema filmimiz vardı, onu çektik. Sonra Çeşme'ye geçtim, Çeşme'de biraz dinlendik. Şimdi yeni dizimizin hazırlıkları bitti. Dün ilk set günümüzü start verdik. Şimdi yine Çeşme'ye gitmeli gelmeli olacak Eylül sonuna kadar. Asuman Dabak 53 yaşında ama genç kızlara taş çıkarıyor maşallah. Maşallah. Nedir acaba bu fit vücudun sırrı? Her fırsatta spor yapıyorum ve beslenme, günde bir öğün besleniyorum. Bir şey çok yemiyorum, abur cubur hiç yemiyorum. Canımın istediğini istediğim zaman yiyebiliyorum. Bu rahatlık ve özgürlük olunca kafanızda stres yok. Az ve bir öğün yiyince doyuyorsun, ölmeyeceğini biliyorsun. Seviyorum da bu halimi. O yemek yedikten sonra çok yorgun hissediyorum, ağırlaşıyorum. O ağır halimi sevmiyorum. Ben zıp zıp bir kadınım zaten. Peki ya aşk? Uzun zamandır yanında biriyle görmüyoruz ünlü oyuncuyu. Aşk mevzusu her zaman komik gelir bana zaten de. Valla benimki biraz seçilmiş yalnızlık. Yalnız olmak ve özgür olmak benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla görüştüğümüz insanlar, arada sırada flört ettiğimiz tabii ki olacaktır, olmalıdır. Evet. Bunlar da lazım bünyeye. Ama sevgililik mevzusu artık çok benim düşündüğüm bir şey değil. Yani bakarsınız birden bambaşka bir şey çıkar, öyle kapatmış da değilim kendimi. Cihangir'den Taksim'e geçelim. Şevval Sam'la keyifli bir sohbete koyulalım. Ama önce kendisinin ilk şoku atlatmasını bekleyelim. Nasıl yakaladınız ya? Burada ne işiniz var? Biz mi? Daha bir alışverişe gelmiştik, öyle gördük. Kameralarınızda alışverişe mi çıkıyorsunuz? Evet, yani meslek aşkı. Şevval Sam'ı son 6 senedir Ender olarak izlemeye alışmıştık. Sen istediğinde ne kadar da masum olabiliyormuşsun Şahika. Çekil önümden yoksa bütün sinirimi senden çıkarırım. Sana acıyorum Şahika. Herkesi satın alabileceğini sanmak büyük zavallılık. Dizi biter bitmez imaj yeniledi Şevval Sam. Saçlar kısaldı, renk açıldı. Doğrusu bu havalı haller kendisine çok yakıştı. Aynen, siz nasılsınız Şevval Hanım? İyiyiz yavrum. Ne var ne yok? İyi haberler aldık. Taro'da yılı çapkınıyla anlaştı. Neler söyleyeceksiniz? Yani o... Taro'ya sorun bence. İşte de önce annesini alalım. Bugün de Taro'ya soruyoruz. Okuma provaları da var diye çünkü duyduk burada. Cumartesi. Çarşamba diye biliyorum ama. İstihbarat yanlış çalışmış. Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emirtekin, Yalı Çapkını dizisine dahil oldu bu sezon. Seyran! Seyran! Hesap vereceksin bana da. Ya ne hesabı ya? Ben sana neyin hesabını vereceğim? Dur! Ferit tamam, Ferit. Yeter artık, çok abarttın ya. Dur sen, bir şey konuşuyoruz. Düzgün konuş ablamla Ferit. Evin yurt dışında yaşayan torunu olarak kadroya katılan Tarık Emir'in Yalı'ya ayak basmasıyla işler karışacak gibi. Acaba Şevval Sam'dan biraz tüy alabilir miyiz? Zaten çok iyi bir işin içine dahil olacak. Çoğu da arkadaşı. Ben Taro'nun çok yetenekli olduğunu hani biliyorum ama tabii objektif olamayabilirim diye de parantez açayım. Zaten güzel bir iş. Onun da mutlu olacağını zannediyorum. Onların hepsine başarılar diliyorum. Yani böyle tatlı bir iş olacağı için. Şevval Sam'dan beklediğimiz kadar açık cevaplar alamadığımız için rotayı yeniden Cihangir'e çevirelim ve Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'in yanına gidelim. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Buradan gireceğim.
Abi çok kısa o zaman 2 dakika. Tatil nasıl geçti? Kaçmam lazım abi. En sonunda konuşuruz yani. Aynen. Mert Ramazan Demir hızlı adımlarla ilerliyor. Çünkü gelecek soruları biliyor. Ne yapıyorsun? Ferit! Ferit! Ferit ne yapıyorsun? Mert Ramazan Demir'le rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmiş. Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan bu nedenle ayrıldığı ortaya atılmıştı. Gerekirse benimle çadırda, sokakta, her yerde yaşamaz mısın ya? Ne konuşuyorsun öyle bıdı bıdı? Ya... Tavsın sen ya, tav. Her iki taraf da bu aşk iddiasını aylarca reddetti ama Göcek tatilinde gerçekler ortaya çıktı. Aylardır inkar edilen aşk bu görüntülerle kanıtlanmış oldu ama iddia o ki tatil sonrası ünlü çiftin arasına kara kedi girdi. İşte bu soru sorulmasın diyeydi Mert Ramazan Demir'in telaşı. Son olarak da sorayım, barıştınız diye bilgi geldi. Doğru mu? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Hadi iyi akşamlar. Tamam. Eyvallah. Tamam, bebeğe geçiyoruz. Tüm güzelliğiyle Seda Sayan iniyor arabadan. Şık kombinine mi bakalım, mücevherlerine mi bakalım, bebek gibi cildine mi bakalım bilemiyoruz. Eşi Çağlar Ökten'le yemeğe gelmiş Seda Sayan. Bizim gündemimizde ise oğlu Oğulcan Engin var. Çok affedersiniz. Teşekkür ederim. Oğulcan Engin, Miray Dener'le olan ilişkisini noktaladıktan sonra İlayda Alişan'la aşk yaşamaya başlamış. Geçtiğimiz haftada ilk kez yan yana görüntü vermişlerdi. Biliyoruz Seda Sayan yasaklı konuşamaz ama biz yine de şansımızı deneyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Bir zaman sonra görüntüledik sizi. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Seda Hanım, Oğulcan Engin'le İlayda Alişan'ın aşkını soralım. Neler söyleyeceksiniz? Bir yorumunuz var mı? Seda Sayan her zamanki gibi sessiz kaldı. Biz de parmağındaki yüzüğe bakı kaldık. Doya doya nasıl da keyfini süreceğim bak gör. İstanbul'un en yüksek noktasında Sinan Akçıl'ın yeni şarkısının klip çekimindeyiz. Her zaman aklımdaydı bu kedi hikayesi. Ama tabii ki gerçeğe döndü. Normalde köpekti bu. Dakika bir, gol bir, Sinan Akçıl patlatıyor bombayı. Şarkının adı Kedi ama aslında bir köpeğin hikayesi anlatılıyor. O köpek de çok tanıdık. Bebeğim. Malumunuz Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 2 kez evlenip boşandı. Kavgasız gürültüsüz bitti evlilikleri. Anlaşamadıkları tek şey köpekleri oldu. Köpeğimi, özellikle köpeğimi alamadım biliyorsun boşandıktan sonra. O yüzden onun yerine yani vermem bile sana köpeğimi sığmadığı için kedi olarak çevirdim. Ama hikaye gerçek, hayvan sattı. Yani hayvan sattı derken hayvan gerçek ama olayı yani yerine saçmalıyorum gitti. Olsun. Köpek peki, köpeği geri alabildiniz mi? Hala köpeği alamadım. Geri alamadık yani. Biliyorsun şeye kadar başvurduk yani. Hani hafta sonları görme izni, onun dışında ne bileyim bir nafaka teklifi. Avukatlara gidildi, ana haberlerde bu tartışıldı. Olmadı. Ben de şarkıyla buna cevap vermek istiyorum yani. Sinan Akçıl köpeklerini görmek için nafaka ödemeyi bile göze aldı ama olumlu yanıt alamadı eski eşi Burcu Kıratlı'dan. Son çare bir şarkı yazdı. Gerçekten yani saçma sapan bir klip geliyor. Hani özellikle... Ben bile hızını anlamadım yani. Yapay zeka ilk kez kullanılacak. Ben ilk kez olduğunu düşünüyorum. Çünkü kullanılan yapay zekalar yarım yapay zeka kliplerde şu ana kadar Türkiye'de. Tam değil yani.